O gün arkadaşlar, karar vereceksiniz. Kardeşlerim, sandık sizin, irade sizin, karar sizin. Evet, coşku. Bu davulları dört kişi alsın. Tek bayrak dedik. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Durmak yok. Yola devam. Destek kollarından dört kişi istiyorum. Dört kişi istiyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Şimdi dinlediğim Türk şarkılarda bize her şey size hatırlatıyor. Durmak yok. Yola devam. Destek kollarından dört kişi istiyorum arkadaşlar. Türkiye için. Tek vatan, tek devlet. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Burayı biraz açalım lütfen arkadaşlar. Halka gitmekten korkanlar halkçı olabilir mi? Bunu da bir saniye. Arkadaşlar, millete gitmekten ak alınlı, ak bilekli, pak yürekli gölbaşılar. Adıyaman sevdasıyla yanıp tutuşan, Adıyaman'ın bağrından yetişen Adıyamanlı vekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan'la geldiler. Hoş geldiler. Hem mutfak hem duda, hem de sağlam hem rane. Şubo hasbir ya gelme, hem sahip rahme. Gönül verdik hepimiz, asırlardır kardeşiz. Millet sevdası ile AK Parti'deyiz. Görsün meydanlar coşkunuzu, görsün meydanlar sevdanızı, görsünler ki anlasınlar büyüklüğünüzü. Evet, şimdi şu arkadaki arkadaşlarıma son bir kez daha anons edeceğim. Bu anonsu ben etmiyorum. Belediye Başkanı Adayımız Sayın Yusuf Özdemir'in anonsu bu. Onun isteği. Diyor ki her tarafa geçsinler. Hemen kapatalım abi. Benim sesimi de açın. Bu çocukları buradan alabilir miyiz lütfen? Tamam, geleceğimizin tahmini, koordinatı, her şeyimiz onlar, bizim ama alalım lütfen. Buna montaj diyen adam kördür, kör. Buna montaj diyen kördür, kör. Ben demiyorum, adam diyor. Sayın milletvekilim, Gölbaşı sevdasıyla yanıp tutuşan Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, çok saygıdeğer büyüklerim, cennetin ayakları altında olduğunu Peygamberimizin söylediği sevgili analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, Gölbaşı sevdasıyla yanıp tutuşan
ve göl başına bir çivi daha nasıl çakarızın hesabını yaparak burada toplanan güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz, selam verdiniz. Şimdi minik bir yoklama yapmak istiyorum. Muhtemelen bir montajla uğraşıyorlardır şimdi. Ben sizin sorunuza cevap vereyim. Arkadaşlar, Pazarcık burada mı? Yok değil mi? Ama olmadığını sizden duymak istiyorum. Pazarcık burada mı? Haydarlı burada mı? Narlı burada mı? Adıyaman burada mı? Peki, Gölbaşı burada mı? Beyler, taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma suyla değirmen dönmez. Şimdi hep birlikte söylüyoruz. Tasalanla yiğidim. Olmadı. Tasalanla yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son ilahi ferman. Son durak bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Allah'ınıza kurban sizin, Allah'ınıza. Evet. Evde hiç şampuanınız bitti mi? O bittiği zaman köpürsün diye ne yapıyorsunuz? Üstüne dışarıdan su ilave ediyorsunuz değil mi? O karışımın ne kadar kötü bir karışım olduğunu başınızı ovalarken anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte Haydarlı'dan, Pazarcık'tan gelenler de sandıkta bu kadar faydasız olacaklar ona göre. Harikasınız. Tam zamanında. Haydi elleri görelim. Fezilatların yükseldi o. Suskun dünyanın yükseldi o. Göründüğü gibi olan gücü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Diyorlar ki, bakın diyorlar ki 50 senedir günler ne yaptılar? Sözü tamamen kapatabilir miyiz? Sen 50 sene önce Gölbaşı'na ilk geldiğinde nur topu gibi bir bebektin. 50 sene sonra bir daha geldin ve tabii ki Gölbaşı'nda bir değişimi görmedin. İnsan kör olsa duyar, sağır olsa görür. Dünyada kör olmadan, kasaba olmadan insan tek gel Gölbaşı. Bunu da yapar. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Harikasınız. Anladık, tamam. Kör ve sağırsınız. Ama bari konuşmayın da cahil olduğunuz anlaşılmaz. Gözünüzü seveyim ya. Her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmeli geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında. Evet, bugün birbirinden değerli konuklarımız var. Bankar Belediye Başkan Adayımız Sayın Orhan burada. Duasında Recep Tayyip Erdoğan. Evet, borcunun 8 çelimde alakası
siyasetçinizi severiz Murat Akın. Biz de siyasetçinin zeki, şevkli, ahlaklısını seviyoruz. Hem sporcu, hem siyasetçi, hem de çok ahlaklı bir adam. Harmanlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Işıklar! Gerçekten çok dürüst, çok namuslu ve Belediye'nin hak ettiği hizmeti getirecek bir adayımız. Kaç bir adayımız daha var. Belediye'den Belediye Başkan Adayı Mahmut Sinan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Ve enziden adayımız Sayın Emrullah Kara burada. Öncülerimiz Sayın Mahmut Şahin burada. İsimleri aldıkça söylüyorum. Coşkunuzu onlar da görsünler. Ve yoldaşının ilk kadroyla konuşturan benim bu kadar çelişki olmama nedenlerden bir tanesi. Sayın İsmail Kuşoğlu burada. Ve şimdi hazır mıyız? O zaman karanlık aydınlıktan karanlık aydınlıktan zaman doğrudan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafa ışık saçar. Kasalanma iyidir. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sivile. Kalkanlar yalnız uçar. Harikasınız, harika. Şimdi Sayın Vekilimizin programı yön galiba. Çabuk bitirmemiz gerekecek. Diyoruz ki AK Parti'nin yoldaşında kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve AK Parti'yi her kurumlarda başarıyla temsil eden ve şu anda yoldaşında AK Parti ilçe başkanlığı yapar. Çok değerli ilçe başkanımız Sayın Nizami Yatar'ı mikrofonu adaletine arz ediyorum. Yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli gölbaşımlar, sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, vefakar ve cefakar emniyet mensupları, hepinize hoş geldiniz der, sevgi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca YGS imtihanına giren tüm öğrencilerimize başarılar diler, yüksek puan almalarını temenni ederim. Güzel Gölbaşı'nın güzel insanları. Geçtiğimiz günlerde ilçemizde üzücü bir sel felaketi yaşandı. Öncelikle zarar gören tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi bildiririm. Ancak birileri internette işte AK Belediyecilik bu diye resimler ve videolar yayınlandı. Partimize ve belediye başkanımıza hakaret edecek kadar ileri gittiler. Neymiş efendim? Kanalizasyon boruları küçükmüş, ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermiyormuş. Onlara soruyorum. Dünyanın neresinde dağdan gelen sel suları kanalizasyon sistemiyle tahliye ediliyor? Bunlar bu kadar cahil işte. Bu ilçede siz de belediye başkanlığı yaptınız. Ne yaptınız bu ilçeye? Benim aklımda kalan tek şey
cadde ve sokak isimleri değiştirdiniz. Oralara kimlerin isimlerinin verildiğinin takdirini de sizlere bırakıyorum. Değerli Gölbaşılılar, bu sel felaketinde özverili çalışmalarıyla bizleri sevindiren Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan zarar gören her aileye 2000 TL yardımda bulunan ilçe kaymakamımıza, yine gecesini ve gündüzüne katarak 10 adet ekip kurarak 30-35 araçla cadde ve sokakların yıkanmasını sağlayan belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok değerli dağ arkadaşlarım, bir siyasi partimizin adayı mal varlığını açıklamış ve diğer adayların da açıklamasını istemiş. Öncelikle bu hareketinden dolayı, kendilerine gösterdikleri bu siyasi erdemlikten dolayı kutluyorum. Ancak 4 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Sayın Yusuf Özdemir'in şu anda binecek bir arabası bile yok. Bu da olsa olsa dürüstlük ve erdemliğin zirvesi olmaz mı? Diğer bir adayımız saltanat ve hanedanlığa takmış. Varsa yoksa hanedan. Halka hizmet etmek hanedanlıksa evet. Halkın teveccühünü kazanmak saltanatsa evet. Sizler halkın teveccühünü ve takdirini kazanamıyorsanız şapkanınızı önünüze alın düşünün. Neden bu halk sizi tasvip etmiyor diye. Sayın Yusuf Özdemir yorgun adam değil. Olsa olsa yanlış savaşçı. Bunu böyle bilesiniz. Gölbaşında ve Türkiye'de iktidar olmak istiyorsanız liderlerinizi değiştirin. Bu iş Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli ile olmuyor. Sizlere de Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler lazım. Ancak böyle liderler 100 yılda bir çıkar. Bu da demektir ki sizin partiler bir 50 yıl daha iktidara hasret kalacaksınız demektir. Gölbaşında Gölbaşında ne değişti diyorlar. Eğer sizler farklı gözle bakarsanız inanın Gölbaşında çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Sayın milletvekilim, İl Genel Meclis adaylarımızla köyleri ziyaret ediyoruz. Köylerimizde bizden istenen yolların ikinci kat asfaltının yapılması, kanalizasyon, kilit taşı, taziye evi gibi isteklerde bulunuyorlar. 30 köyümüzün 8'inde kanalizasyon ve kilit taşları yapılmıştır. Bu köylerimizi ziyarete gittiğimizde bizden talepleri, çöplerimizi kim alacak diyorlar. Bu çağdaşlık ve ilericilik değil mi? Sayın vekilim, bunu bilgilerinize sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda bunu kayda almanızı talep ederiz. Çok çok değerli partili arkadaşlarım, sizlere yapmış olduğumuz bir seçim çalışmasını anlatmak istiyorum. Aslında biz bu çalışmamızı daha önceki seçimlerde anlatmamıştık. Ama diğer partiler kimisi 10 bin oy alıyor, kimisi 8 bin oy alıyor, kimisi 7 bin oy alıyor. Bize de yine 2 bin oy vermişler. Öncelikle bu bir anket değil. Seçmen bazlı sandık çalışmasıdır. Bu çalışma 40 gün içerisinde yapıldı. Yaklaşık 1000 kişi görev aldı. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bu çalışmanın 2009 yılında toplam oylarda
130 oy yanıldık. 2004 yılı seçiminde sadece ve sadece 12 oy yanıldık arkadaşlar. Şu ana kadar 15.674 oyun partilere dağılımına çıkıyorum. Yanılma payı %1-2 olan bir çalışma. Bu sonuçları küçükten büyüğe doğru açıklıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi 2.360, yüzdesi 15. Cumhuriyet Halk Partisi 4.387, yüzdesi 28. AK Parti'yi açıklıyorum. 8.927, yüzdesi %57 arkadaşlar. Bir hafta sonra 8.900 olan oyumuz inanıyorum 10.000'i geçecek. Bu kalabalığı gördükten sonra diğer partilerdeki çözümler başlayacaktır arkadaşlar. Buna adınız gibi inanın. Sevgili yol arkadaşlarım, aziz gölbaşınlar, size kıssadan bir hisse anlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyordu. Askerler darmadağın olmuş, birliklerinin yerini kaybetmişlerdi. İşlerinden biri komutanlarına sordu. Komutanım, birliğimizi nasıl bulacağız? Komutan cevap verdi. Düşmana bak evlat. Düşman bir olup nereye ateş açıyorsa işte orası birliğimizdir. Şimdi bu kıssanın ana fikrini idrak eden kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim, birliğinizi bulmak ve Allah yolunda yürümek için düşmana iyi bakın. Düşman birleşip nereye hedef almış? Şer odakları hangi fitne düşünce etrafında ittifak edip üzerimize geliyor. İyi düşünün ve birliğinizi bulun. Buradan cemaate gönül vermiş, samimiyetinden şüphe duymadığımız, tek amacı ülkeye ve dinimize hizmet etmek olan kardeşlerime sesleniyorum. Cemaatle AK Parti arasında mı kaldın? Doğru yolu bulmak mı istiyorsun? Çok basit. CHP ve MHP hangisini seçtiyse sen diğerini seç. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Hani bayraklar? Hani eller? Ak yüzlü, ak bilekli, ak yürekli güzel insanlar. Sevgili gölbaşımlar, ilçe başkanımıza yapmış olduğu konuşmasından ve vermiş olduğu çok güzel bilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama yeterli mi? Yeterli mi? Bu bizi durduracak mı? Tembelleştirecek mi? O halde durmak yok! Durmak yok! 30 Mart'a kadar çalışmaya devam. Biz
Siyaseti ise Rizeli bir yiğitten öğrendik. Senin o baş eğmez, zapt edilmez parmağının ucundadır Müslümanların lası. La ilahe illallah diyen Müslümanların parmak uçlarından tanırız seni. Sende devlet var, sende gayret var, sende zulme itiraz, haksızlığa isyan var. Umudusun hilalin ve hilallerin. Uzun adam, yiğit başbakan Recep Tayyip. Recep Tayyip. Recep Tayyip. Harikasınız. Harikasınız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bayan arkadaşlarım, kardeşlerim bir saniye. Bu erkeklerin hiç sesi çıkmıyor. Evde gelirken tembih mi ettiniz orada konuşmayın diye? Vallahi sesleri çıkmıyor ya. Efendim? Dalga uzun kavuşmuyor. Tamam. Şimdi bir türkümüz var. Meydanları doldurduk. Onu söyleyeceğiz birlikte. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim bütün şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bunun bir de Yusuf Özdemir versiyonu var. Onu şimdi söyleyeceğiz. Doğal afetler üzerinden siyaset yapmak bir felakettir. Yok yok, bunu söylemeyin. Doğal afetler üzerinden siyaset yapmak bir felakettir. Afetlerin telafisi vardır, felaketlerin ise zordur. Onun için gücünüzün yetmeyeceği işler üzerinden belden aşağı vurmayın. Bir teşekkürü hak eden bir grup var burada. Onlar kim biliyor musunuz? 1994-99 2004 arası hiç maaş alamayan, evine ekmek götüremeyen bir grup belediye çalışanı. Bir dakika. İşte o belediye çalışanı felaket üzerinden siyaset yapanlara öyle bir ders verdi ki, 3 günde tamir edilemez denilen gölbaşını yeniden cennete çevirdi. Onun için itfaiyecisinden çöpçüsüne kadar hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Şimdi Yusuf Başkan diye bağırıyorsunuz ya, birileri yanlış anlayacak. Yusuf! 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 Ha, çöpleri toplayacağız inşallah seçimden sonra da. Şimdi Yusuf abi için derlediğimizi söylüyoruz. Beraber yürüdüğümüz bu yollarda yağan yağmurlar sel olsa da, gezdiğimiz bütün cadde ve sokaklarda bize her şey Büyük Başkan'ı hatırlatıyor. Büyük Başkan'ı hatırlatıyor. Harikasınız, süpersiniz. Şimdi çok değerli Büyük Başkanımızı bağrımıza basmadan bir şey ifade etmek istiyorum. Bu bir gövde gösterisi değil. Bu Yusuf Özdemir'e bir sevgi gösterisidir. Başkanım, sana sultan diyorlar. Evet, sen sultansın. Asıl saltanat sahibinin Allah olduğunu bildiğin için sultansın. Evet, sen sultansın. Kibirlenmeyip 3 yaşında bir çocuğun önünde ayağa kalkıp önünü iliklediğin için sultansın.
Evet. Sen sultansın. Başkanlık koltuğuna oturduğun için değil, bu güzel insanların gönül tahtına oturduğun için sultansın. Evet. Sen sultansın. Her kula nasip olmayacak şekilde böyle güzel sevildiğin için sultansın. Evet. Sen sultansın. Yakacağız, yıkacağız demediğin için, yapacağız, üreteceğiz dediğin için sultansın. Evet. Sen sultansın. Hükmetmediğin için, hizmet ettiğin için sultansın. Sen sultansın. Sövenlere dilsiz olun, dövenlere elsiz olun deyip senin için göl başını bile yakacak bu gençleri kışkırtmadığın için sultansın. Evet. Senin yolunu öleyim. Senin yolunu öleyim, seninle yolumuz bir. Allah'ına kurban olayım, seninle Allah'ımız bir. Ölünce göl başına gömüleyim, seninle gölbaşı sevdamız bir. Burayı birlikte söylüyoruz. Seni çok seviyoruz. Yusuf Özdemir. Seni çok seviyoruz. Yusuf. 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 Bu ses daha çok çıkmalı. Yusuf. Yusuf Özdemir'i sevdalınızla mikrofona davet ediyorum. Ey aynı yoldan geçen sevgili dostlarım. Aynı sudan içip aynı kışı, aynı yazı yaşayanlar. Aynı dağın yeliyle serinleyip aynı şarkıları, aynı türküleri dinleyenler. Aynı halayı çekip aynı sazın teliyle coşan sevgili kardeşlerim. Ey gönülleri bir, duaları bir, bir Allah'ın kulu olanlar, sevgili dostlar. Aynı bayrağın altında yeşerenler, aynı sudan içip aynı havayı teneffüs edenler, aynı bağın gülleri. Selam sizlere bu toprağın sahipleri. Selam sizlere bu vatana gönül verenler. Selam sizlere canlar. Selam hepinize gölbaşı sevdalıları. Ben Çataltepe'liyim, Savranlıyım, Meydanlıyım, Hacılarlıyım. Ben Azaplıyım, Bağlarbaşılıyım, Yeşilovalıyım. Ben Karaburunluyum, Balkarlıyım, Aşağı Nasırlıyım. Ben Yukarı Nasırlı, Aşağı Karakuyu, Yukarı Karakuyu, Gedikli, Haydarlıyım. Ben Karabağşılı, Çatal Ağaç, Közüklüyüm. Ben Küçükörenliyim, Ozanlıyım, Yukarı Çöplülüyüm. Ben Yeniköylü, Çelikli, Belörenliyim. Ben Kinirliyim, Akçakaya, Harmanlı, Akçabelliyim. Ben Kalemkaşlı, Köristanlı, Hamzalarlı, Yarbaşılı, Aktopraklıyım. Ben Helateliyim, Adıyamanlıyım, Bezdiliyim. Ben Tutluyum, Kahtalıyım, Samsatlıyım. Ben Karanlıkdere, Çelikan, Kapıdereliyim. Ben bunların bir vitrinde uyum içinde dizildiği gölbaşılıyım. Gölbaşılıyız. Çocuklar için, gençler için, gençler için.
Gölbaşı için. Onun için. Hoş geldin Gölbaşı, hoş geldin. Bu arada RGT'nin yanına giren sevgili öğretmen sanatçılarına bu arada gençlerimizden emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istiyorum. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 30 Mart çoktan bitmiş. 30 Mart bitmiş, hayırlı olsun. Karşıdaki binanın üzerindeki değerli kardeşlerim, sizleri de saygıyla selamlıyorum. Balkondaki kardeşlerimi de saygıyla selamlıyorum. Şu coşkuya bakın arkadaşlar. Şu heyecana, şu kaynaşmaya, şu dostluğa, kardeşliğe bakın. Şu birliğe, beraberliğe bakın sevgili kardeşlerim. Gölbaşı buraya gelmiş. Gölbaşı burada toplanmış. Burada devşirme, taşıma, montaj, şantaj yok. Burada çevre il ve ilçelerden taşıma getirilen insanlar yok. Burada taşıma su ile değirmen çevirmeye çalışanlar da yok. Burada ne var? Burada ne var arkadaşlar? Burada gönüllerin birliği var. Burada kardeşlik var. Burada samimiyet var. Burada birlik, beraberlik. Burada dirlik, düzen var. Sevgili kardeşlerim, burada siz varsınız, siz. Burada hizmet var. Burada Gölbaşı var. Hoş geldin Gölbaşı. Tekrardan hoş geldin Gölbaşı. Hoş geldin. Hoş geldin güzel ilçemin güzel insanları. Sizin bu coşkunuz var ya, sizin bu samimiyetiniz, bu inancınız, bu bağlılığınız var ya sevgili dostlar, bizdeki Gölbaşı ve hizmet sevdasını daha da bir kanatlandırıyor. Size hizmet ibadettir kardeşlerim. Size hizmet bir sevdadır. Size hizmet hayat kaynağımızdır. Sağ olun, var olun. Allah'ım sizleri esirgesin ve korusun. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim, bizleri sizin bu sevginize layık etsin inşallah. Değerli ilçe başkanım da değindi, ben fazla değinmeyeceğim. Geçen hafta bir sel felaketi yaşadık. Allah bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmasın. Hamdolsun, hamdolsun, yaraları sardık. Bu felaketlerin izi çabuk silindi. Biz hızlıyız şükür. Gücümüzü önce Allah, sonra sizlerden alıyoruz. Hükümetimizin bu konudaki hızı da bizim şevkimizi artırıyor. Çok değil değerli kardeşlerim. 12 yıl önce okullar açılırken analar babalar kayıt çekerlerdi. Ne yapacağız diye. Evet bacım. Ne yapacağız? Bu çocukların kırtasiyesini, kitabını nasıl alacağız diye kayıt çekerlerdi. Şimdi öyle mi? Okullar açılıyor. Sıraların üzerinde kitaplar hazır. Sadece bu mu değerli kardeşlerim? Sadece bu mu? Sadece bu mu? Evet. Bunun dışında öğrencilerimiz için, öğrencilerimizin annesine de çocuk parası veriliyor, eğitim parası veriliyor. Fakirimiz,
yoksulumuz, dar gelirlimiz. Kış gelmeye başlayınca yakacağı nasıl alırım diye düşünüyor mu artık? Düşünmüyor. Hükümetimiz sadece bununla kalmıyor. Hastamıza, dul, yetim ve kimsesizlerimize, yaşlımıza, özürlümüze, yatağa bağlı ve bakıma muhtaç olanımıza da sahip çıkıyor. Onların ellerinden tutup başkalarına muhtaç olmasınlar diye maaş veriyor. Bugün hastane kapılarında parası olmadığı için içeri alınmayıp ölüme terk edilen kimse var mı? Bugün Anadolu insanına devlet dairesinin kapısı suratına kapanıyor mu? Bu günler geride kaldı. Allah'a şükürler olsun. Bu günler geride kaldı. Şehirleri birbirine duble yollar bağlıyor. Hızlı tren ağlarıyla örülüyor yurdumuz. Yolu, suyu, ışığı olmayan köyümüz kaldı mı değerli arkadaşlar? Kalmadı. Kalmadı. Bugün dünya markası olan bir ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hızlı dönüşüm ve gelişmeye biz de ayak uydurup göl başında son sürat hizmetler gerçekleştirdik. Kısa zamanda büyük işler başardık. Bundan sonra da durmayacağız. Durmak yok. Durmak yok. Teşekkür ederim. Durmak yok, hizmete devam. Sevgili kardeşlerim, aklıma gelen bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi ilçemiz Gölbaşı'ndan da tüm gençlerimiz yurt dışına gitmek için heveslenirlerdi. Yoğun bir ilgi vardı. Şu anda niye yok? Niye yok? Eskisi gibi ilgi niye yok? Türkiye de artık bir numaralı dünya ülkelerinden birisi oldu, biraz önce söylediğim gibi. Allah sizlerden ve Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, göl başında yaşayan sevgili misafirlerimiz, elbette bu kadar güzel hizmetleri kıskananlar var. Elbette bu hıza ayak uyduramayıp başı dönenler, sindiremeyenler, sinirlenenler var. Üretecek bir şeyi olmadığı için sizin iradenize saltanat diyenler, saltanata son diyenler var. Bunlar böyle diye diye size, sizin seçiminize hakaret ediyorlar. İlçede kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Bu güzel ilçenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Gençlerimizi tahrik edip huzur ortamından huzursuzluğa geçirmek isteyenler var. Yapacak hizmeti, diyecek lafı olmayanlar varsın olsun. Bunları aldırmayacak ve biz önce Allah, sonra sizlerden aldığımız güç ve kararlılıkla hizmete devam edeceğiz. Hem de sağlam devrane, bırakmayın. Şu has bir yer gelip hem sahip kahve. Gönül verdik hepimiz, asırlardır kardeşiz. Millet sevdası ile AK Parti'de. Bu ilçede diktatörce bir yönetim olsaydı,
Evet. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bu ilçede diktatörce bir yönetim ve saltanat olsaydı, Gölbaşı bu kadar mamur, bu kadar gelişmiş, bu kadar güzel olur muydu? Gölbaşında huzurlu bir ortam, barış ve demokratik bir hava olur muydu? Bakınız. Şu an Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak çalışan Hüseyin Palalı adlı bir memurumuz geçen hafta CHP mitingine çağrı için etrafa mesaj yazıp davet ediyor. Mesajında dinleyin arkadaşlar. Bunu yazan bir memur. Mesajında şöyle diyor. Özdemir iktidarına karşı birlik olunca güçlüyüz. Yarın akşam saat 19'da CHP karargahı önü Buhara Caddesi'nde, dikkatinizi çekiyorum. Buhara Caddesi'nde, caddenin adı konusunda dikkatinizi çekiyorum. Buhara Caddesi'nde yapılacak olan CHP Gölbaşı ilçe mitingine katılımınız bize güç verecektir. Eğer sen de bu yönetimden zarar görüyorsan en az 20 arkadaşına bu mesajı ilet. Ve son cümlesi hangi örgütün kullandığı cümleyse siz tahmin edersiniz. Son cümlesi de şu: yaşasın dayanışma gücümüz. Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi ben evet arkadaşlar, şimdi ben soruyorum. Ey Hüseyin Palalı kardeşim, eğer senin dediğin gibi bir yönetim olsaydı Gölbaşı'nda, sen bu mesajı yazabilir miydin? Bu kadar özgür, bu kadar rahat olabilir miydin? Öyleyse diyorum ki, asıl diktatör siz ve sizin gibi düşünenlerdir. Halkı inşallah tahrik ederek kaos çıkarmak isteyen sizlersiniz. Halkın iradesine saygı göstermeyen, halkın iradesini içine sindiremeyen onlar. Yıllarca CHP milletvekilliği yapmış. Evet değerli kardeşlerim, bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıllarca CHP milletvekilliği yapmış. O zamana göre Adıyaman'a ve Gölbaşı'na hizmetleri dokunmuş. Bu yüzden de saygı duyduğumuz, bunun bir ifadesi olarak da ilçemizin bir caddesine adını verip onun adını yaşatmak istediğimiz merhum Doktor Kemal Tabak Caddesi'nin ismini bile söylemeye hazmedemeyen kişiler bu caddesi diyerek hazmedemeyen kişiler amaçları ne acaba arkadaşlar? Amaçları ne? Gölbaşı'nda kargaşa çıkarmak. Bunu başarabilecekler mi? Başaramayacaklar. Neden? Siz varsınız, siz. Gölbaşı böyle illegal ideolojilerin sahiplerine prim vermeyecektir. Buna onların gücü yetmeyecektir değerli arkadaşlarım. Saygıdeğer büyüklerim,
sevgili kardeşlerim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gözümün nuru genç kardeşlerim, Allah'a hamdolsun yaptığımız hizmetlerle Gölbaşı'nı güzel bir yere getirdik. Bunlarla yetinmeyeceğiz. Sizden alacağımız güçle inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük işler yapacağız. Yapacağımız icraatlardan önemli gördüğüm bazı projeleri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Zaten burada yansıda da görüyorsunuz. Onlar hakkında kısaca bir şey söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, çok değerli davat arkadaşlarım, Gölbaşı'nı bölgenin mesire alanı haline getirmek için bir takım projelerimiz var. Bunlardan ilki göl çevresinin düzenlemesi. İnşallah bu projelerimiz tamam, bu yazla birlikte Cenab-ı Allah nasip edip sizler de izin verdiğiniz takdirde Mart bitecek. Nisan, Mayıs aylarında hemen başlayacağız. Göl kenarının çevresini çepeçevre yolla donatacağız. Burada konaklama tesisleri, dinlenme tesisleri, aqua park, yüzer restoran, havuz, toplantı ve düğün salonu içerisinde bulunan bir kule inşallah yapılacak. Kuru Geçit Mahallesi'nde 20 dönüm bir alan üzerine başladığımız, içerisinde amfiteyatroda bulunan Botanik Parkı inşallah bu dönem içerisinde bitireceğiz. Gölbaşı Gölü ile Kuru Geçit Köprüsü'nden başlamak üzere Tecirli'ye kadar olan kanalın iki yanında 20'şer metre ilerleme yapıp adını Sayın Başbakanımızın İstanbul'a koyduğunu küçülterek söylüyorum. Kanal İstanbul vardı ya. Burada da Kanal Gölbaşı olacak inşallah. Başlamış olduğumuz sosyal tesisimiz en geç, buradan söylüyorum, en geç 6. ay sonu bitmiş olacak. Bunda neler var? 2 tane hamam var. Bir hanım kardeşlerimiz için, bir erkekler için. 2 tane yüzme havuzu var. Hanımlar için, erkekler için. Saunalar var. Buhar odaları var. Spor salonu var. Toplantı salonu var. Hayırlı olsun sizlere. 6. ay sonu bitecek inşallah. Mimar Sinan Mahallesi'nde başladığımız engelsiz parkımız çok kısa zamanda bitirilecek. Ayrıca başka bir projemiz, Karayolları Bakım Evi'nin hemen yanında yeni bir otobüs terminali yapacağız. Değerli kardeşlerim, geçen seçimde vaat ettiğimiz hizmetleri bu dönem içerisinde, 5 yıl içerisinde fazlasıyla gerçekleştirdik. Geçen seçim söylediğimiz bir şeyi yapamadık. O da sahipsiz sokak hayvanlarının barınağıydı. Projemiz hazır. Kamu kaynaklarına dokunmadan inşallah bu dönem içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yansıda gördüğünüz projelerin toplam bedeli 18 trilyon lira. Burada çalışacak olan kişi sayısı, istihdam sayısı da 230. 230 kişi de buralarda istihdam edecek. Bir de değerli vekilimin de katkılarıyla değerli arkadaşlar, Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle varım değerli arkadaşlar. Sağ olun, var olun.
Ayrıca bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gaziantep'in önemli firmalarından biri Gürtex. Şu anda tamam o şekilde kapasite. Şu anda bünyesinde 5000 kişi barındırıyor. 5000 işçi çalışıyor. Bunlar bir iplik kısmını Gölbaşı'na nakledecekler. Kendilerine 165 dönüm yer ayırdık. Geldiler, baktılar, gördüler. İnşallah dün telefon ettiler. Yönetim kurulunda da görüşmüşler. Başlamamızla bitirmemiz bir yıl sürer diyorlar. Bu sayede inşallah Gölbaşı'nda işsizlik de bitecek. Size müjde. Uzunca bir zamandır ayaktasınız. Ben daha fazla da uzatmak istemiyorum. İşte Gölbaşı. İşte Gölbaşı. Yolları, suyu, kaldırımları, parkları, yeşil alanları, tertemiz sokakları, her renkten, her ideoloji, parti, meşrep, mezhep, din ve dilden insanların huzur içerisinde kardeşçe yaşadıkları bir kent. Biz bu kardeşliği sevdik. Biz bu birlikteliği, beraberliği sevdik. Bu havanın tesisi ve bozulmaması için de yoğun gayretler sarf ettik. Kavgadan değil, barıştan yana. Nefretten değil, sevgiden yana. Ayrıştırmak değil, birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduk. Bundan sonra da kavganın, nefretin ve ayrıştırmanın karşısında olacağız. Göründüğü gibi olan gücü millet, sen adam Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücü millet, sen adam Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Parti, mezhep, din, dil, inanç ve ırk ayrımı gözetmeksizin bu çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Gölbaşı'na hizmet, Gölbaşı'na huzur, Gölbaşı'nda güzellik isteyen herkesi bu şemsiyenin altına davet ediyorum. Gölbaşı'nda karanlık istemeyen, Gölbaşı'nda ayrımcılık istemeyen, Gölbaşı'nda kavga istemeyen herkesi, ama herkesi bu kubbe altında kenetlenmeye davet ediyorum. Ey Gölbaşı, ey Gölbaşı'nda yaşayan güzel insanlar. Hem kanka, hem duda, hem de sağlam ebrane. Sona bir hafta kaldı değil mi arkadaşlar? Sona bir hafta kaldı. Ama bakıyorum heyecana, başkanımın dediği gibi yapılan çalışmalara bakıyorum. Tünelin ucu göründü. Ne göründü? Aydınlık göründü. Verdik hepimiz, asırlardır kardeşiz. Millet sevdasıyla AK Parti'de. Bu kervana her gün akın akın insanlar katılıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saflarımıza hoş geldiniz diyorum. Verdik hepimiz, asırlardır kardeşiz. Millet sevdasıyla AK Parti'de. Lütfen saflarımızda yer açın. Daha çok gelenler olacak. Bugüne kadar
doğruluğunuzla çalıştığınızı biliyorum. Özellikle hanımefendiler son günlerde çok yüksek bir tempoyla çalıştınız. Sizlere minnettarım. Sağ olun. Genç kardeşlerim, yorulmak ve dinlenmek bilmeyen enerjinizle hep bize güç verdiniz. Biliyorum, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli aile reislerim, saygıdeğer büyüklerim. Başbakanımız bugün bir konuşmasında söylüyordu. Rükudan başka hiçbir yerde eğilmem diyordu. Hepimiz öyleyiz. Evet. Çok kıymetli aile reislerim. Saygıdeğer büyüklerim. İlçemizin muhterem kanaat önderleri, duayenleri, sevgili arkadaşlarım. Seçimin ağır yükü sizlerin omuzlarındaydı. Ve sizler de bugüne kadar bu yükü hiç hissettirmeyip omuzladınız. Ve sırtlayıp buraya kadar getirdiniz. Sizlere de şükranlarımı arz ediyorum. Değerli büyüklerim, değerli arkadaşlarım. Önümüzde kalan 7 günü daha iyi değerlendireceğinizden hiçbir kuşkum yok. Bu 7 günde hızınızı daha da artıracağınızı, uykunuzdan, dinlenmenizden, yemenizden ve içmenizden bile fedakarlık yapıp haftaya bugün emeklerinizin karşılığınızı göreceğinizden hiç şüphem yok. Ama ben sizden Türkiye'de adımızı duyurabilmemiz için, daha çok hizmet alabilmemiz için yüksek bir fark bekliyorum. Bu güzel ülkeyi ve sevdamız Gölbaşı'nı karanlığa sürüklemek isteyenlere öyle bir ders verin ki, sandığa öyle bir gömün ki bir daha çıkamasınlar. Asırlardır kardeşiz, millet sevdası ile AK Parti'de. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bizden başka başaracak hiç kimse yoktur. Söz mü? Öyleyse durmak yok.
başı için, ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum. Umuyorum ve diliyorum. Gölbaşı insanına güveniyorum. Huzur içerisinde geçecektir. Ben konuşmama son verirken kazanız mübarek olsun diyor. Hepinizi en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Türkiye'm daha güçlü yeniden. Yeniden, yeniden. Türkiye'm yeniden, yeniden, yeniden. Yürü yeniden. Haydi gösterin coşkunuzu. Sallayın bayraklarınızı, ellerinizi. Bu coşku 200